Merhaba arkadaşlar, Farsça Gramer derslerine hoş geldiniz. Bugün 6. dersimizle birlikteyiz. Bugünkü dersimizin başlığı Ruzey Güzeşte başlığını taşıyor. Bu derste geçmiş zamandan bahsedecek, yani dili geçmiş zaman çekiminden bahsedeceğiz Farsça çekimiyle. Dilerseniz hemen geçelim. Önce metinde geçen yabancı sözcüklerin, Farsça sözcüklerin Türkçe anlamlarını verelim. Evet, şurada da bir şu resme bakalım isterseniz. Danışgah-ı Tahran demiş. Tahran Üniversitesi. Demi fotoğraf. Sözcüklere bakalım. Evet, ez sözcüğünü görüyorsunuz. İsminden hali. Den, dan anlamı var. Ön, in anlamı var. Den itibaren anlamı var. Çok anlamı var aslında ezin. Ama en temel anlamı budur arkadaşlar. Den, dan diye söyleyebiliriz. Yine bet, bet sonra demek. Burada sıfat olarak kullanılmış. Bedez ise den sonra anlamı var. Bir şeyden sonra. Bu den olmak fiilinin mastar hali. Bidar ve hab bunlar yazmadım buraya ama bunlar bidar ve hab birbirinin zıttı. Bidar uyanık, hab uykulu anlamında sıfat olarak kullanıldığı için bu şekilde tercümesini yaptım. Ama da hab uyku anlamına da geliyor. Rüya anlamına da geliyor biliyorsunuz. Hendiden gülmek, hend bunun geniş zaman çekimi. Pardon, geniş zaman dedim ama. Merhaba arkadaşlar, Farsça Gramer derslerine hoş geldiniz. Bugün 6. dersimizle birlikteyiz. 6. dersin 1. kısmını yine işliyoruz, gramer kısmını. Bu derste geçen metnin başlığı geçen gün anlamını taşıyor, Ruzey Güzeşte. Ve bu gramer dersinde özellikle dili geçmiş zaman üzerinde duracağız. Ve onunla beraber tabii başka yan konularımız da var. Dilerseniz hemen geçelim konumuza. Önce metinde geçen bir metin parçamız var biliyorsunuz her zaman. Onda geçen sözcükleri verelim. As, den, dan anlamı var. As örnektir. İsminden hali. Aynı zamanda ön, in yani arabanın kolu işte bir şeyin oradaki ön, in eki anlamında kullanılıyor. Yine tabii bu as'in çok anlamı var aslında. Burada biz temel olarak den, dan diyebilelim. Yani çok bu anlamdadır zaten. Bad, sonra demek. Bad as, den sonra. Bu den olmak fiili, mastar hali. Bidar, hab, bunlar birbirine zıttı. Bidar, uyanık, hab, uykulu anlamında. Hendiden, hend, bu gülmek fiilini görüyorsunuz burada. Bidar şoden, uyanmak, ez hab bidar şoden. Genelde bu şekilde gelir. Hoşmezi, lezzetli, doros, doğru, habiden, hap, uyumak, burada geniş zaman çekimi görüyorsunuz. Doros, kerden iki anlamda da kullanılıyor. Şeyi yapmak anlamında, bir de yemek hazırlamak anlamı var. De, sayı, on sayısı, diruz, dün, dişep, dün gece, restoran, restorant, saat, saat. Şam, akşam yemeği, pardon, evet tabi akşam yemeği, burada ben eksik yazmışım arkadaşlar. Siz bunu akşam yemeği diye isterseniz ben şurada yazayım bunu. Evet, akşam yemeği. Şoden olmak fiili. Key, ne zaman anlamında. Gozeşte geçmiş veya geçen anlamı var. Yani geçmiş isim olarak. Geçen ise genelde sıfat anlamında kullanılıyor. Mal, yani sahiplik anlamında mülk, mal mülkten oradan geliyor arkadaşlar. Mal aynı zaten kelime olarak. Saat, yine saat. Nahar, öğlen yemeği. Hem, de, da. Ayrıca anlamları var. Şep, gece.
Evet, burada metnimize gelelim. Ahmet ehli Pakistan est. U diruz saati şeş bidar şot. Bed subhani hort ve bedanışkah reft. Ahmet sob 3 saat dersi farsi daşt. Saati yek der restorani danışkah nahar hort. Ama bed ez nahar kelas ne daşt. Dişeb u ve Ronald kemi der habgah ders handent ve bed şam doros kerdent. Şamyan ha hoşmezi ne bud ama anra hordent ve hendident ve habident. Evet, burada dikkat ederseniz bir geçmiş zamanlı bir metin var. Sürekli fiiller geçmiş zamanda kullanılmış. Hemen tercümesini yapalım, sonra gramer yapısına geçelim. Ahmet ehli Pakistan est. Nedir? Ahmet işte ehil, vatandaş, Pakistan'dır. Ahmet Pakistan vatandaşıdır, Pakistanlıdır. U diru saati şeş bidar şot. O dün saat 6 bidar uyanık şot olmak, uyanık olmak. O dün saat 6'da uyandı. Bidar şodan uyanmak. Bet subhani hort. Sonra kahvaltı yedi, kahvaltı yaptı ve B danışkah reft ve üniversiteye gitti reft. Ahmet sob 3 saat derse farsi daşt. Ahmet hikayemizin kahramanı gördüğünüz gibi sabah 3 saat farsça dersi vardı. Yani Ahmet'in sabah 3 saat farsça dersi vardı. Saat 1 der restoran danışkah Narford. Saat 1'de bir restoranda, yani bir üniversitenin bir restoranında öğlen yemeği yedi. Ama bedeznahar, ama öğlen yemeğinden sonra kelesine daştı. Yani sınıfı yoktu. Burada sınıftan kastı ders arkadaşlar. Dersi yoktu. Kelesi ders anlamında kullanıyorlar yine. Dişeb u ve Ronald kemi der habgah ders handent. Dün gece o ve Ronald kemi biraz der habgah üniversitede ders handen ders çalıştılar. Ve bed şam doros kerden ve sonra akşam yemeği hazırladılar. Bakın burada doros kerden gelmiş, hazırladılar. Şam yanha onların akşam yemeği hoşmezi, lezzetli nebut değildi. Ama onu hordan, ama onu yediler. Ve hendident ve güldüler. Ve habident ve uyudular. Geçelim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar nedir? İşte geçmiş zamanın kök ifadesini görüyoruz. Reften, fiili üzerinden örnek verilmiş. Reften biliyorsunuz gitmek. Reftendeki bu en, yani en sesi atılıyor. Reft geriye kalıyor. İşte bu fiilin geçmiş zaman kökü oluyor arkadaşlar. Ve bu üçüncü tekil şahısın aynı zamanda karşılığı oluyor. Yani o gitti. Bu reft. Yine buden olmak fiilinde yine bu ne sesini, nun sesini attığımız zaman but geriye kalıyor. But yani olmak fiili olduğu için o idi diye bunu da çeviriyoruz. Geçmiş zaman kökü arkadaşlar. Tabi buradaki geçmiş zaman dili geçmiş zamanı kastediyoruz burada. Yani şu anlar dili geçmiş zamanı denk geliyor bunlar. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada hemen bir egzersiz istiyor bizden. Burada geniş zaman kökü, burada da geçmiş zaman kökünü vermiş. Bunları bizim yazımız istiyor. Daşten fiilini vermiş. Daşten sahip olmak fiiliydi. Geniş zaman kökü daş. Geçmiş zaman kökü daşt. Hordan yemek. Geniş zaman kökü hor. Geçmiş, dili geçmiş zaman kökü nedir? Hordur arkadaşlar. Ameden gelmek. Geniş zaman kökü a. Geçmiş zaman, dili geçmiş zaman kökü Ahmet. Hendiden geniş zaman kökü hend. Geçmiş zaman kökü hendit. Burada yine aynı şekilde reften gitmek fiili. Geniş zaman kökü ref. Geçmiş zaman kökü reft. Kerden yani yapmak fiili. Geniş zaman fiili. Geniş zaman kökü kon. Ve
geçmiş zaman kökü kert. Habiden geçmiş zaman. Geçmiş zaman, pardon, geniş zaman kökü hab. Geçmiş zaman kökü habit. Şoden geniş zaman kökü şef ve geçmiş zaman kökü şot diye görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tabi bazı fiiller belki dikkatinizi çekmiştir. Örneğin kerden, yani normalde genelde geçmiş zaman kökünde bir değişiklik olmamış ama bir nun sesi düşmüş. Ama geniş zamanda kom diye çok ayrı bir ifadeye dönüşmüş. Yani bunu biraz düzensiz bir çekim diyebiliriz. İngilizce'de nasıl yani düzensiz fiiller falan var. Fiilin birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali gibi. Ona benzetebiliriz ama bu tarz fiiller tabi çok fazla değil aslında. Yani yaygın değil. Gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bunlar çok kullanıldığı için de zaten çabuk öğreneceğimiz fiiller. İşte ref'ten de rev görüyorsunuz bu şekilde. Velhasıl buraya geçiyorum şimdilik. Devam edelim. Evet, şimdi burada yine dili geçmiş zamanla ilgili örnek vermiş bize. Ne örneği vermiş? Yani fiile hangi ekler geliyor? Onu görüyoruz burada. Pardon. Yine işte ref'ten fiilinin geçmiş zaman kök halini görüyorsunuz. Ref idi. Bunu şahıs zamirlerimize göre çekersek, yani ben gittim, sen gittin o şekilde çektiğimiz zaman reft, reften gittim. Reft, refti, gitti. Reft bu haliyle zaten üçüncü tek şahısa denk geliyordu. Reft, gitti anlamında. Biz gittik, reftim. Siz gittiniz, reftit. Onlar gittiler, reftet. Bu şekilde bu şahıs zamirlerinin gelen eklerini görüyorsunuz. Bunlar zaten daha önceki dersimizde de aynı ekleri görmüştük arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da sanırım herhalde artık oturmuştur gramere yeni başlayan arkadaşlar için söyleyeyim. Evet, yine burada bir egzersizimiz var. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu fiili vermiş, cümle içinde bu fiili geçmiş zamanda, dili geçmiş zamanda şahıs zamirine göre yazmamızı istiyor bizden. Örneğin ma ez danışkah be habgah. Burada nedir? Biz, dendan, biz, dendan, üniversite, ea isim, eali, habgah üniversite. Biz üniversiteden yurda gelmeyi görüyorsunuz. Yurda geldik. Ameden, özlemiz ne? Birinci tekil, birinci çoğul şahıs olduğu için amedim olması lazım. Beciha ba ma subhani. Çocuklar bizimle kahvaltı hordan, kahvaltı yediler olacak. Çocuklar çünkü onlar oluyor. Dolayısıyla hordent. Şoma diruz ziyad. Siz olduğuna göre fiilimiz nedir? Habiden. Şoma diruz ziyad. Habidenin geçmiş zaman şey neydi? Habit idi. Habidit. İt. Değil mi? Sizin ekiydi. Danışçıyan derkelas hazır. Danışçıyan onlar oluyor. Üçüncü çoğul şahıs. Sınıfta hazır buden hazır idiler. Sınıfta idiler. Dolayısıyla buden oluyor. Pederha heyli kem. Babalar çok az ne var? Handiden. Handident. Yine görüyorsunuz burada. Ma dişebbahem derhani. Dershanden. Ma biz olduğuna göre dershandim. Biz dün gece birlikte evde ders çalıştık. Bu şekilde arkadaşlar çekimlerini yapmamız lazım. Yine burada geçmiş zamanın tarifini yapmış arkadaşlar. Geçmiş zaman belli bir işte hareket, olay bildirir, kesin olup bitmiştir. Bir kez de olmuş olabilir. Tekrarlanmış da olabilir. Yine burada örnek vermiş. Men fakat yek ruz anca reftem. Ben sadece bir gün oraya gittim. Şoma her ruz anca reftit. Siz her gün oraya gittiniz. Yani tek bir seferlik bir olayda, defalarca tekrarlanan bir olayda da işte bu zamanı kullanımızı söylüyor. Devam edelim. Yine yukarıdaki örneğe benziyor. Yine geçmiş zaman kullanmamızı istiyor bizden. Danışçıyan yek ruz inca ne var? Olmak fiili, danışçıyan onlar olduğuna göre
Student, yani öğrenciler bir gün orada idiler. Ma her ruz mukalemi, biz her gün sohbet daşten daş, biz olduğuna göre daştim. Yani biz her gün sohbet ettik. U duvari kere murabba ve kahve hordan hort. O üçüncüdeki şans olduğuna göre hort. Pesaha fakat çend saat habiden pesaha onlar oluyor. Pesaha fakat çend saat habiden. Şoma diruz key az hab bidar şoma bidar şodit. Siz dün ne zaman uykudan uyandınız? Anha bedez bidar şodan çekar kerden. Onlar uyandıktan sonra ne yaptılar? Ne iş yaptılar? Kerden. Değil mi? Onlar. Bu şekilde yapmamız lazım. Yine geçmiş zamanın, dili geçmiş zamanın olumsuz hali nasıl oluyor? Onunla ilgili bir örnek var. İşte reftem. Başa ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Ne reftem diye yapıyoruz bunu. Ders handen. Ders ne handen? Ameden. Ne yameden? Ne yamedi? Ne yamet? Ne yamedim? Ne yamedit? Ne yameden? Yani gelmek fiilinin olumsuz çekimini görüyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü teki şahıstan. Birinci, ikinci, üçüncü çoğu şahıslara doğru, ben sensiz onlara doğru. Ne yamedem, gelmedim. Ne yamedi, gelmedin. Ne yamet, gelmedi. Ne yamedim, gelmedik. Ne yamedit, gelmediniz. Ne yameden, gelmediler. Burada da olumsuz, dili geçmiş zaman olumsuz fiillerini çekimlememizi istiyor bizden. Şimdi ağayan habgahra. Ağaya yani beyler yurdu dus taşları vermiş. Dus ne taştan? Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edelim. Şimdi bileşik fiillerde ne oluyor? Fiilimiz burada. Bu isimle birlikte fiil olmuş. Şunu eki getiriyoruz. Dus ne taştan? Buraya buraya geliyor. Yani buraya falan neyin gelecek hali yok. Çünkü fiil olan bu. Dus ne taştan? Yani beyler yurdu sevmediler. Hanım hayye danışçu bekelas amedent, burada gelmek fiili var. Bekelas ne amedent? Yani öğrenci hanımlar, öğrenci bayanlar sınıfa veya derse gelmediler. Dostumdan der anca, benim dostum, benim arkadaşım orada ders ne hand? Orada ders okumadı veya orada ders çalışmadı. Ma dişeb kahve durust ne kerdim? Biz ne kerdim? Kerdim olsaydı hazırladık olurdu. Burada durust ne kerdim? Hazırlamadık. Şuma deran şehr zindegi ne kerdit? Siz o şehirde yaşamıyorsunuz. Yaşamadınız. Der otağı bozurk müzu sandeli buden ne bud? Yani odada, büyük odada masa ve sandalye yoktu. Bu şekilde olumsuz hallerini de yapmamız lazım. Devam edelim. Evet, şimdi burada sahiplik bildiren işte mal kelimesi var arkadaşlar. Bununla ilişkin örnekler var. Bize vermiş. Yani işte benim kitabım, bu benim kitabımdır veya bu kitap benimkidir şeklinde ifadelerde bu kelimeyi kullanacağız. Şimdi burada in kitabı menest. Yani bu benim kitabımdır. İn kitabı menest. Bu benim kitabımdır. Burada ise in kitap male menest. Bu kitap benimdir. Örneğini görüyorsunuz. Yani şurada İngilizceleriyle bu kitap, bu benim kitabımdır. Burada ise bu kitap benimdir. Ya da benimkidir. Yine an haneyi Ahmet est. Yani burada an, buraya bir virgül koymamız lazım aslında. O Ahmet'in evidir. Burada ise an hane, buraya virgül koymamız lazım. O ev Ahmet'indir. Yani Ahmet'inkidir. O ev Ahmet'indir. Burada işte şimdi yine bu konuyla ilgili örnekler var. İn defteri şoma ast. Yani in virgül var burada.
Bu ne oluyor? İşaret zamiri oluyor. Min defteri şumas. Bu sizin defterinizdir. Burada ise işaret sıfatına vermiş yerini. İn defter, defteri, pardon, in defter mali şumas. Bu defter sizindir. Defter sizinkidir. Veya in hane doktori namdar est. Bu doktor namların evidir. Böyle söyleyebiliriz. İn hane mali doktor namlar est. Bu ev doktor namların evidir. Yani tabi bu ikisi aslında aynı anlamdadır ama işte farklı ifadeler görüyorsunuz. İn kife kist. Yani bu kimin çantasıdır? İn kif malekist. Bu çanta kiminkidir? Yani bir yanda sıfat zamiri, pardon, bir yanda işaret zamiri, bir yandan işaret sıfatına dönüştüğünü görüyorsunuz burada. İn otağı mast. Yani bu bizim odamızdır. Burada ise in otağ male mast. Bu oda bizimkidir. İn restoran, in restore men est. Yani bu benim restoranımdır, benim restoranımdır. İn restoran male men est. Bu restoran benimkidir. An saat Mehdis est. Burada virgül var. O Mehdis'in saatidir. Burada da an saat male Mehdis est. Burada da burada sorulmuş. Bunu görmedim ben, pardon. O saat Mehdis'in midir diye soru olmuş. Yine burada yukarıdaki metne göre bu cümleler doğru mu yanlış mı onu değerlendirmemizi istiyor bizden. Eğer yanlışsa doğrusunu yazabiliriz buraya. Şu cümle mesela Ahmet dirus saat edde bidaşot. Ne diyor? Ahmet dün saat 10'da uyandı. Doğru mudur arkadaşlar? Yanlıştır değil mi? Yanlış. Çünkü Ahmet dirus saat şeş bidaşot. Saat yani 6'da uyandı. Bu diruz bedez nahar ve danışkah reft. Bu cümle doğru mudur? Yani o dün öğle yemeğinden sonra üniversiteye gitti. Doğru mudur? Hayır, değil. Çünkü o diruz bedez supane reft. Pardon. Bedez supane bedanışkah reft. Kahvaltıdan sonra şeye gitti. Siz söyleyin arkadaşlar. Timur bir türlü gelmedi. Üniversiteye gitti. Ahmet Dirusop ders açtı. Yani Ahmet'in dün sabah dersi vardı. Doğru mudur? Doğrudur. Ahmet'in dün sabah dersi vardı. Evet, buradayız. Dişe bu şami hoşmezeyi doğrusu kert. Yani dün akşam o lezzetli bir akşam yemeği hazırladı. Doğru mudur arkadaşlar? Yanlıştır. Şam'ı, çünkü Şam hoşmezi ne bu? Çünkü yani akşam yemeği lezzetli değildi. Ahmet dişeb Şam hor ve handit. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü beğenmemişlerdi ama ona rağmen yemişlerdi ve gülmüşlerdi. Sonra da uyumuşlardı. Geçiyoruz buraya arkadaşlar. Burada yine ne var? Bunlardan bu kelimeleri den bir cevap oluşturmamızı istiyor bizden. Ahmet saat çend bir derşot. Ahmet saat kaçta uyandı? Ahmet saat şeş bir derşot. Ahmet saat 6'da uyandı. Bedez bir derşoden koca raft. Yani uyandıktan sonra nereye gitti? Bedez bir derşoden, yani uyanmaktan sonra, yani uyandıktan sonra ve danışkah üniversiteye gitti. Key dersi Farsi daşt. Ne zaman Fars dersi, yani Farsça dersi vardı? Sok dersi Farsi daşt. Yani sabah Farsça dersi vardı. Bedez nahar çekelesi daşt. Öğle yemeğinden sonra ne dersi vardı? Bedez nahar kelas ne daşt. Öğle yemeğinden sonra dersi yoktu. Dişep Keyşam Doroskert dün gece ne zaman pardon, burada key karıştı arkadaşlar. Key normalde kim anlamında kullanılan bir sözcük. Yazılışları aynıdır ama bu ki kim anlamında soruyor. Dişep Keyşam Doroskert, yani dün akşam kim akşam yemeğini hazırladı?
Ahmet ve Runal Şamlı Rusker'den. Ahmet ve Runal akşam yemeğini hazırladılar. Şam-ı Anha çetürbut. Onların akşam yemeği nasıldı? Şam-ı Anha hoşmezi nebut. Onların akşam yemeği lezzetli değildi. Burada ne var arkadaşlar? Burada yine bizden bir kompozisyon yazmamızı istiyor aslında. İşte bizim düne dair yani bir kafamızdan bir olay canlandırıp, daha doğrusu olay canlandırıp derken dün yaptığımız bir şeyi bir metin olarak yazmamız gerektiğini söylüyor bize. Yani buradaki metni de kendinize örnek alabilirsiniz. Eğer yazarsanız arkadaşlar yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben yine kontrol edip yanlış falan olursa düzeltebilirim yanlışlarınızı. Öyle bir çalışma olarak yapılabilir. Evet, buradayız. Burada yine sözlü konuşmada sözcüklerin değişimiyle ilgili örnek vermiş. Mişem, mişem oluyor arkadaşlar. Yani oluyorum anlamında. Daş sözcüğü yine T düşüyor. Daş. Doros T düşüyor. Doros. Reft T düşüyor. Reft diye konuşmada söylenebiliyor böyle. Yine hem de anlamını katan sözcük genelde şeyden sonra düşüyor arkadaşlar. Bir sessiz harften sonra genelde bu baştaki he sesinin düştüğünü görüyoruz. Kitap hem darem, yani kitap da sahibim, kitabım da var cümlesinde kitabem darem. Bu he sesi düşüyor arkadaşlar. Kitabem darem diye oluyor. Yine ra, yani ismin i hali yönelme eki şu şekilde telaffuz ediyor arkadaşlar konuşma dilinde genelde. Genelde sessiz harflerden sonra o diye söyleniyor. Sesli harflerden sonra da ro diye telaffuz ediliyor. Örnek kitabra, yani kitabı sözcüğü ve işte menra, yani bana, mera, pardon beni sözcüğü, şomara, sizi sözcüğü konuşma dilinde nasıl oluyor? Kitabı, yani kitabra, kitabı diye konuşuluyor. Menro, menu diye söyleniyor. Şoma, şoma, bakın burada sessizle, seslerle bittiği için şomaro. Bunlar kitap sessiz, men sesle bittiği için ralar oyla telaffuz ediliyor. Şoma ise a sesle bittiği için şomaro diye söyleniyor. Yani kitabı, beni, sizi diye görüyorsunuz. Yine şunları görüyoruz arkadaşlar. Şomareftit, yine konuşma dilinde şomareftine dönüşüyor. Anha reftent, una reften diye bu şekillere dönüşüyorlar. Ve burada dersimiz sona eriyor arkadaşlar. Yine sizden istirhamımız buradaki metni tercümesini yapıp yorumlar kısmına yazmanızdır arkadaşlar. Yapan arkadaşlar olursa minnettar oluruz. Hem sizlerin de katılım yaptığınızı görmüş oluruz. Bu bizi mutlu eder. Evet sevgili arkadaşlar, bu dersimiz de sona erdi. Bir diğer derste bu dersin devamında görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.